genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar herkese. Gelecek İşin Eğitim Programı'na hoş geldiniz. İsmim Koray Varol. Eğitim konusunda yardım etmeye, insanın kendisini geliştirmesi, daha iyiye doğru gitmesine yönelik olarak programlar yapmak istiyorum, programlar yapıyorum. Çok değerli bir konuğum var, Taner Bey var. Taner Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi insanlar çeşitli şeylerde zorlanırlar. Ekonomik sorunları olabilir, iş değiştirme olabilir, yeni bir şey yapmak olabilir, yeni bir şeye başlangıç olabilir. Mesela burada pazarlama nerede? Biraz pazarlamadan çekinenler, utananlar, sıkılanlar da oluyor böyle. Ama bir de o pazarlamaya inanç, kattığın değere inanç, onun senin için anlamlı ve kıymetli gelmesi, yaşamı böyle farklı bir kulvarda devam ettirebilme. Bunlarla ilgili neler söylersiniz acaba? Pazarlama insanları iyi hissettiren bir şey. Pazarlama tamamen insanların duyguları üzerine yaratılmış birçok ihtiyacı, isteği, arzuyu karşılayan bir araç diyelim pazarlama. Hı hı. Tamam. Yani pazarlamanın temelinde bir ne var esasında? Bir kere güven var. Hı. Yani o markaya karşı bir güven var. Önemli bir kere güven. Bir kere o markaya güveniyorsunuz. O güven dışında... Güvenerek mi pazarlamalı, satmalısınız? Tabii. Güvenmezseniz olmaz mı? Hisseder mi karşı taraf? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Yani gidiyor insanlar belli e-ticaret sitelerinden, hı hı, büyük adlarını vermeyeyim, dünyanın en büyük sitelerinden gidip belli markalar alıyorlar. Evet. Kişi orada marka bildiği için onun orada tek baktığı şey ayağına göre veya bedenine göre, hı hı, bir ölçü var mı diye bakıyor. Ama gidip orada gidip bir markaya bakmıyorlar. Biz zaten markayı biliyor insanlar. Yani markayı bildiğimiz zaman güvenirsiniz. Hep oradan alışveriş yaparsınız. O mağazadan alır. O mağazadan veya o ticarette ama o markaya güvenirken marka soru... Ya şöyle diyorum. İyi bir gömlek aldığınız zaman bu markaysa siz bir daha o gömlek iyi midir, kötü midir diye düşünmezsiniz. Değil mi? O markaya güvendiğiniz için onun biz sadece kalite orada belgesi gibi. Oradaki modaya bakarsın, trendlere bakarsın. Yani o gömleki o gün şartlarında uygun bir gömlek var mı diye bakarsın. Ama o markayı bir daha sorgulamazsın yani. Peki. Mesela yeni başlayan bir şirkette, küçük bir şirkette pazarlama işin neresinde? Bir marka olmuş bir şirkette pazarlama işin neresinde? Evet, şimdi esas burada güzel bir soru. Esas ikiye ayırıyoruz biz aslında. Eğer bir şirketin, şöyle söyleyeyim, 500 tane müşteri, potansiyel müşterisi varsa, tamam, buna satışta pazarlama ihtiyaç yok. Hı. Direkt satışta, yani, ama şeyden bahsediyorum ben, B2B'den bahsediyorum. Yani bu perakende tüketiciye bahsetmiyorum. Ben normal kurumla yaptığımı söylüyorum. Eğer bugün 500 tane sizin hedef kitlenizde müşteri adayı varsa ve satış iki satıcıyla siz bunu halledebilirsiniz. Bunun için oturup pazarlamaya ekstradan para harcamanıza gerek yok. Tabii satıcılar burada kendini pazarlayaraktan, sosyal medyayı kullanaraktan, hı-hı, network yaparaktan tabii katkıda bulunacaklardır. Kendi markalarını, hı-hı, markanın önüne koyaraktan markayı markalaştıracaklardır satıcı. Orada aslında marka şirket değil, marka satıcıdır. Ama bunlar pahalıdır. Satışçı markasını tabii kullanır. Tabii çok basit. Mesela ben bugün herhangi bir şirkete girsem Türkiye'de, hı-hı, oranın satış müdürü olsam, direkt, hı-hı, o marka bir anda insanların dikkatini çeker. Çünkü bana güvendikleri için. 40 yıldır bana güveniyorlar. Diyorlar Taner eğer oraya gitmişse, hı-hı, bir bildiği var diyorlar. Taner öyle boş boş bir şey markaya gitmez. Muhakkak orada iyi bir şey var diyorlar. Ha diyorlar bir bakalım bunu bir kullanalım derler. Yani o yüzden ben orada markaya bir satıcı olaraktan değer katmış oluyorum. Ama bunlar pahalı satıcılar, iyi satıcılar olması gerekiyor. Yani bunlar marka satıcılar diyoruz. Marka satıcılar. Bunlar çok pahalıdır yani. Bunların yıllık maliyetleri çok yüksektir. Yani bunlar en iyi arabalara binerler, en iyi yerde yaşarlar. Aylık maaşları genel müdürden daha fazladır. Pahalıdır yani. Bunları her şirket kaldıramaz. Bu birincisi. İkincisi ise eğer sizin 1000 tane ve üzerinde müşteri adayınız varsa, 1000'in üzerinde, 5000 tane, 10.000 tane ki bunların fiyatları orta segmenttir. O zaman siz satıcıyla yetinemezsiniz. Muhakkak bir pazarlama stratejisi oluşturmanız gerekiyor. Çünkü o kadar kişiye iki satıcı ulaşamaz. Yani bugün iki satıcının yapacağı, bugün bir satıcı bir haftada 10 ziyaret yapar. Evet. Temel olarak. 50 hafta çalıştı diyelim, yani çok çalışkan diyelim.
50 çarpı 10 ne yapıyor? 500 tane yapar. Demek ya da bir kere ziyaret yeter mi? O da bir soru. Yetmez tabii. Normal ortalama 3-4 kere yapıyoruz biz ziyaret. Tamam mı? Demek ki yani bugün satıcının ulaşabileceği 100 tanedir. Evet. Tamam ama 500'e 2 yıl gitmek zorundayız. Belki bunların bir kısmı ihtiyaç duymayabilir. Belki o 500'ün ne bileyim 200'ünü elersin telefonla. Veya seçerek yönetirsin. Evet, o 500'ü 100'e düşürsün. O 100 taneye gidersin. O 100 tane de işte 10 tanesini 20 tane satarsın. Bu mantıklı. Ama bu binlere 10 binlere çıktığı zaman ne oluyor? Satıcı o kadar kişi ulaşamadığı için rakipleriniz sizden daha çok müşteri ulaşıyor. Yani aslında burada bizi dinleyenlerin en büyük dikkat etmesi şey var. Önemli olan pazara kim önce giriyor? Siz eğer pazarlamayı kullanmazsınız ve sırf bunu satışa bırakırsanız o satıcı belki o müşteriye 5 sene sonra ulaşacaktır. Ama 5 sene sonra belki o pazar olmayacaktır. O yüzden yani senin pazara çok hızlı girmen, rakibinin önünü kesmen açısından eğer çok fazla bin veya binin üzerinde müşteri adayı varsa pazarlamadan başka senin seçeneğin yok. Pazarlama orada ne yapıyor? Bir kere ilk önce logo yani ilk önce marka adı buluyor. Ara işte demiş işte Ekotürk diyorsunuz. Ekotürk'ü buluyor işte ilk önce. O zaman Ekotürk'ün logosunu buluyor. Ondan sonra onun işte bütün renklerini buluyor. Ondan sonra onun iletişimini buluyor. Yani Ekotürk deyince ne yani Ekotürk'ün ilk önce anlamını buluyor. Yani insanların nasıl hatırlaması gerektiğini. Çağrışımları. Çağrışımları. O yani o markanın değerlerini buluyor. Ekotürk nedir? Değerlerini buluyor. Sonra bu değerleri farklı kanallarla belirlemiş olduğu hedef kitlerine ulaşmanın yollarını buluyor. Yani nedir işte burada? Hedef kitleyi de belirliyor. Tabii ya. Bu işin neden pazarlamanın sırrı. Hedef kitle. Hedef kitle olması gerisi hikaye. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını mı belirliyor? Örnek daha basit anlatayım. Daha basit anlatacağım. Buyurun. Siz diyelim mesela. Yeni bir araba, yeni bir kıyafet. Yıllık geliri 100 bin dolar olan üst düzey yöneticilere ulaşmak istiyorsunuz. Tamam. Hedefimiz bu. 100 bin dolar üzerine geliri olan en az 100 bin dolar. İyi eğitimli, dünya görüşü olan insan ulaşmak istiyorsunuz. Tamam. Şimdi karar verdik. Bizim hedef kitlemiz bunlar. Bunu pazarlamacı yapabiliyor mu? Hayır, bunu pazarlama yani satıcı yapabilir ama dediğim gibi çok pahalı ve gereksiz bir yöntem. Ben bu 100 bin doları nasıl bulacağım? Bu insanların nerede olduğunu buluyorum. Bir kere bu insanlar pahalı araba alırlar. Business uçarlar. En pahalı otellerde kalırlar. Muhakkak senede 2 tane yurt seyahati yaparlar. En iyi mağazalarda giyinirler. En iyi restoranlarda yemek yerler. Tamam, bulduk. Demek bu adamların nerede hareket ettiğini bulduk. Demek ben oralara gidip reklam verirsem o insanlar benim markamın farkında olurlar. Bu kadar basit. Pazar bu kadar basit işte. Hedef kitleyi belirliyorum. Sonra hedef kitleye ulaşmanın yollarını biliyorum. En başta işte kurumun logosunu, renklerini, markasını için değerlerini yaratıyorum. Ve o değerleri farklı kanallarla karşımdaki kişilere sunuyorum. Pazarlama aynı zamanda bir sorun çözmektir demiştiniz. Kesinlikle. Daha önceki bir cümlenizde. Tabii. Ne demek? Bunu sanırım. Çok basit anlatayım. Bugün dünyada bana gördüğüm son zamanlarda en başarılı pazarlama yapan şirketlerin başına Türk Hava Yolları geliyor. Dünyayı silip süpürdü. Niye çok önemli bir ihtiyacı ortadan kaldırdı? Bir hub görevi yapıyor. Bir kere her tür destinasyona direkt uçuyor. Bugün dünyanın her yerine yani 80 tane 100 tane destinasyona direkt uçan kaç hava yolu var dersen yok. Türk Hava Yolları her yer uçuyor. Ben bugün ne bileyim Bilbao'ya bile İspanya'da direkt uçuyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Ne büyük lüks. Diğerleri yok seni Frankfurt'a Transfer götürüyor. Yapıyor, Londra'ya yapıyor. Oradan oraya kulağın buradan gidiyor. Türk Hava Yolları bir kere ne yaptı? Dünyanın insanların özellikle parası olan insanların çok sık seyahat insanların zamanlarının çok sınırlı olduğu için direkt uçuşların sayısını arttırdı. Tamam. İki, uçağa öyle bir reklamlar verdi ki işte dünyanın en iyi artistlerini yani işte ne bileyim George Clooney'si, ne bileyim dünyanın en iyi film artistlerini, en iyi sporcularına insanlar kızıyor ama onları uçakların içine koyup onlarla dünyaya reklam verdi, mesaj verdi yani. Biz dünya markasıyız imajı verdi. Bakın algı yaratıyor. Yani pazarlama algı yaratır. Ben uçağın içinde gördüğüm zaman o adam George Clooney. O zaman diyorsun ya diyorsun, bu bambaşka marka. Yani dünyanın iki tür şey var. Ya influencerları giydireceksiniz. Influencer üzerinde sizin gözlüğünüz, sizin ayakkabınız, sizin ceketiniz olacak. Acık ben de onu beğenecek, alacak gibi çok çok yapılan bir pazarlama tarzı influencerlar. Veya reklamlarda ünlerle markanızı karıştırmak suretiyle o hedef kitlesinin karşısında değerinizi artıracaksınız. Bakın hepsi arkasında bir akıl var, strateji var, duygu var ve problem var, problemi çözmek var.
Hangi problemi çözüyorsun işte? Hangi problemi çözmesine odaklanması gerektiğini nasıl seçiyor mesela? Öyle bir şey var mı? Aa, çok güzel soru. Araştırma yapıyor tabii. İşte bu en önemli şey Türkiye'de yapılmayan. Türkiye'de Ar-Ge yapılmıyor. Geçiniz, çalıyoruz. Ar-Ge yapılmıyor. Tabii yapıyor yüzde. Yapacak bir şey yok yani. Paramız yok yani. Bu ben demiyorum yani. Bir Ar-Ge yapmamız lazım. İnovasyon yapmamız lazım. Teknoloji yok bizde. Teknoloji yok. Ar-Ge yok. Yani varsa bir silah da varız. Yani bayağı iyi gidiyor silah tarafında. Dronlar falan. Yani orada başarılıyız. Aselsan var falan ama Aselsan parasının üçte birini araştırmaya harcayan bir Ar-Ge'ye harcayan bir kurum. Yani o yüzden çok ileri gidiyor yani baktığın zaman. Ama her iş adamının böyle vizyonu yok. Ya veya o kadar risk almak istemiyor. Ya o kadar parasını risk etmek istemiyor bilemiyorum. Ama sonuç olarak Ar-Ge olması gerekiyor. Araştırmadan sonra çıkıyor bunlar. Yani çok kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Dünyanın en büyük pazarlama şirketleri Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola, Marlboro. Bunlar bütün paralarını araştırmaya harcarlar. Neyi araştırıyorlar? Tüketicinin ne istediğini. Doğru hedef kitleyi seçiyor. O hedef kitlenin tercihlerini seçiyor. Ve onların sorunlarını buluyor. Ve ürünlerin o sorunu karşılayıp karşılamayacağını ölçümlüyor. Değer mi değmez mi diyor. Peki, üretim kısmındaki pazarlama ne kadar önemli? Yani o bir şeyi üretirken pazarlamanın ona müdahalemesi. Üretimde gerek yok öyle bir şey. Üretimde gerek yok. Çünkü üreten şirketler... Pazardan şirketleri satarlar. Yani sizin bugün dünya markası tekstil ürünlerinin arkasında çoğu zaman Türk üreticileri vardır. Denizli'de, Bursa'da. Onları bilir misiniz? Bilmez. Adlarını bilmezsiniz. Yani. Ama fabrikaların %80'ini o markaları üretirler. Boss mesela, Boss marka diyelim. En iyi erkek markası. Bu yıllarca Türkiye'de üretildi Boss. Ama sen o Boss'u üreten firmanın adını bile bilmezsin. Peki. Şöyle söyleyeyim. Kılı diyelim, atalım İGS diyelim, atalım herhangi marka olsun. Tamam. Bu kişinin iki tane seçeneği var. Ya gider kendi mağazalarını açar. Tamam. O mağaza üzerinde ama çok fazla açması gerekiyor bütün Türkiye'de, illerde. Kaç tane var mı öyle bir sayınız? Var, genelde yani 100, bunun 100, işte, 100 tane falan gibi bir şey. 100 tane ama bunun diyelim... Görünürlük için bir 80 tanesi. Mesela Türkiye'de çok güzel marka var. Silken Kaşmir mesela çok başarılı. Ben bunu hep yabancı zannediyorum. Mesela daha da başarılı. Bloomint mesela. Bloomint ben yıllarca yabancı zannettim ve Türkmüş ve çok gurur verici bir Türk. Ne yapar bunlar? AVM, Türkiye'nin en büyük AVM'de mağaza açarlar bir. Bir açmak zorunda. Onun dışında ne açması lazım? Türk zenginlerinin gittiği yerler var. Nedir bunlar aslında? Roma, Paris, Londra, New York, Tokyo. Orada açmak zorunda. Niye? Çünkü o kişi, o zengin insan orada gittiği zaman senin markanı görmek ister yine. Evet. O yüzden sadece Türkiye'de mağaza açmak yetmez. Orada açma. Bu bir stratejidir. Bu bir pazarlamadır. Yani sen onu yap. Ama ikincisi, sen hiç uğraşmayayım dersin. Üretim yapayım ben. Ben gideyim o firmaya, Polo'ya vereyim. Alayım ben malımı. Tamam. Tişörtü. Üzerine gitsin Polo bassın. Polo'yu satayım. Hiç uğraşmayayım pazarlamadır satışla. Kapatayım bütün üretimi. Ama ne oluyor burada? Daha sürümden para kazanıyorsun. Anladım. Yani o. Peki kişinin pazarlama gücü gelişebilir mi? Yani mesela yeni bir kariyer isteyenler için böyle bir şeyi tavsiye eder misiniz? Burada böyle bir açık var mı sizce? Ya yani Amerika'da pazarlama yok öyle bir şey yok. Amerika'nın en iyi okullarında pazarlama okudum ben yani. Yani Türkiye'de bunun okulu var mı? Ondan emin değilim yani. Pazarlama diye bir okuma var. Yani okuyacaksın. Sonra benim gibi dünyanın en büyük şirketlerinde staj yapacaksın. Pratik yapacaksın. Kendi geliştireceksin. Mesela ben Pars Macken X'de çalıştım. Dünyanın en büyük reklam şirketi. Unilever'de çalıştım. Hep buralarda öğrendim ben. Amerika'nın en iyi okullarında okudum. Bunun üzerine bir sürü araştırma okudum. Bir sürü bunun üzerine eğitim alarak kendimi biraz geliştirdim. Ama sıfırdan bunu yapamazsın. Satıcılığı yaparsın. Satış kişisi gider herhangi bir liseden bile mezun olup çok bir satıcı olabilirsin. Dil öğrenirsin. Belki ne bileyim ben açık öğretim yaparsın. Yani satıcı kendi kariyerini istediği gibi yapar. Ama pazarlama öyle bir şey değil. Pazarlama içinde birçok şey var. Öğrenmen gereken bunlar çok bilimsel şeyler. Yani bunlar sen kendi başına... iyi bir pazarlamacının özellikleri diye sayabilir misiniz mesela? Ne sayarsınız? Böyle bir şey söyleyeyim. İyi eğitim almış olması gerekiyor. MBA muhakkak yapması gerekiyor. Mecbur MBA. Yani mühendis olup üzerine MBA de yapabilir. Değil mi? Dünyanın en büyük şirketlerinde minimum 3 sene, 5 sene çalışmış olması lazım. Anladım. Yani kendi kendine geliştirdiğiniz bir şey değil bu. Bunu öğrenmeyle. Bir sene çırakla. Bu bir eğitim. Çırakla. Kendi başınıza bunu böyle öğrenebileceğiniz bir şey değil pazarlama. Çok ciddi. Akademik bir geçmiş gerekiyor. Çok ciddi staj ve çalışma gerekiyor. Üzerine kendiniz ekstra işte reklamcılıktır, sosyolojidir, psikolojidir, eğitim olaraktan pazarlama konusunda vizyonunuzu arttırabilirsiniz. Mesela şimdi mesela şu anda yapay zeka bilmek zorundasınız. Yani bugün pazarlamanın büyük kısmı yapay zeka devredilecek. Yani bugün yapay zekasız rekabet edemezsin.
bilmez. O yüzden yapay zeka konusunda bir bilgin yoksa pazarlamacı olaraktan kısa kalacaksın. Ama diyorsun ki ben işte dünyanın en iyi Amerika'da okulundan mezun oldum. İşte Türkiye'nin en iyi 10 şirketi çalıştım ama yapay zeka bilmiyorum. O geçmiş olsun kardeşim. Bitti. Yani yeni 100 yıl sen olmayacaksın diyebilirim. Anladım. Peki bu pazarlamacının ikna etme süreciyle ilgili olarak burası ne kadar kıymetlidir? Ya pazarlamada ikna diye bir şey yok. Yok mu? Yok. Nasıl tanımlarsınız orayı? Ya pazarlama kendisi, yani pazarlamada kişi yoktur. Sizin mesajınız ikna eder. Mesajınız? İkna eder. Aynen. Nasıl bir mesaj? Neyi anlatır? Ya, mesela şöyle söyleyeyim mesela. Barcelona futbol takımı. Barcelona bir markadır. Manchester United, evet, markadır. Tamam. Nasıl marka oluyor? Ya bir günde marka olmuyor. Tabii canım. Dünyanın en iyi futbolcunu alıyor. Aha. Ve sürekli onlardan vazgeçmiyor. Hı-hı. Dünyanın en iyi antrenörünü alıyor. Hı-hı. Ve sürekli dünyada bir sürü başarıya imza atıyor. Zaten aldıkları, dedim ki, aldıkları futbolcu her birer marka olduğu için o Manchester'ı markaya getiren mı? İçindeki Ronaldo, Barcelona yokken bu Portekiz'de milli takımında nasıl bugün Arda var? Nasıl Arda 19 yaşında bir çocuk, hı-hı, bir anda bir Türkiye'yi marka haline getirebiliyorsa, Ronaldo Portekiz milli takımını yapıyorsa, hı-hı, Messi yapıyorsa, demek ki bunlar ülkelerin bile önünde gidiyorlar. Hı-hı. Ama işte Messi'yi alırsan sen takımına, hı-hı, senin takımın otomatikman marka oluyor. Yani 3 tane adam alırsın senin futbol takımına, dünya seni bilir. Peki şirketler markalaşırken nelere dikkat etmeli? Ne söylersiniz mesela orada? Bence en önemlisi değer. Hangi değeri? Değer önemli. Yani o kurumun değerleri nedir? Yani ne, o öncelikleri nedir? Ne yapmak istediği mi? Ya da nasıl yaptığı mı? Değer demek esasında nasıl değer yaratıyor? Nasıl değer yaratıyor? O kurum, o şirket nasıl değer yaratıyor? O marka hangi değerleri yaratıyor? Yani her marka, nasıl desem, jingle demeyeyim de mesajı vardır. Yani yaptığı, hı hı, şeyi mesajın içine gizler. Yaratıcıya mesajı, arzu, istek, değeri mesajıyla veriyor. Anladım. Onu da reklamla destekliyor şey. Kariyerine yeni başlayan bir satışçı ya da bir pazarlama uzmanı, onlara neler tavsiye edersiniz? İkisi çok farklı. Hangisi karar verir? İkisini de söyleyin lütfen. Belki onu tercih eden vardır, belki onu tercih eden vardır. Satışçını yapacak ki ben de oradan geliyorum. Telefonun satışı öğrenecek. O gidecek bir call center'a. Hı hı. Abim, oğullarım da öyle işledim. Ağlayacak, zırlayacak. Hı. Tamam, o bir aç çekecek, böyle 3 ay falan öğrenecek bir şey. Telefonda satışı öğrenecek. Satışın zor tarafı nedir orada mesela? İnsan ya, başta insan. İnsanların kapislerine, insanların zorluklarına, insanlara hizmet etme konularında bunlara, yani egonuzu yok etmeniz lazım. Hı. Ego. Egonu yok edeceksin. Onun için bak garson olacaksın. Bak benim oğlum için garson. Hı hı. Bir numara meslek satış için garson olacaksın. Garson. Ne öğreniyorlar orada? İnsan yetiyor. Bir sürü insan hizmet ediyor. Onlarla diyalog kuruyor, sohbet kuruyor, onlara ezilmiyor, hı, arkadaş oluyor. Öğreniyorsun, insanlarla diyalog kurmasını öğreniyorsun. Güçlü insanların yanında ezilmemeyi öğreniyorsun. Güzel. Birisi. İkincisi telefon. Telefon satışı olmaz. Bugün randevu hala telefonla alınıyor. Yani WhatsApp'tan da alırsın ama ben hala telefon bir numaralı araç bence. Tanımadığın insanlardan randevu alabilmen lazım. Onun için telefonu çok iyi bilmen lazım. Tanımadığın insandan randevu nasıl alınır? Benim hayatım başında aç kalırsın ben. Tek işim var. Açarsın telefonu, açarsın. Ben açıyorum. Ben veriyorum asistanıma, telefonu buluyor. Açıyorum, konuşuyorum. İstediğim kişiyi LinkedIn'den buluyorum. İsmi, soyadı, ünvanı veriyorum sekreterime. Telefonu buluyor, arıyorum, konuşuyorum. Veya LinkedIn'den direkt ben kendim yazıyorum size tanışmak istiyorum diye. Ve bunu binlerce kere yaptım yani. Bu iş bu yani. Ben biraz tanımadığın insanla iletişim kurabilmeyi öğrenme. Utanıyor, çekiniyor. Ya ama benim içimde var. Ben bundan zevk alıyorum ben. Zevk almıyorsam yapamaz satıcılık yani. Ben tanımadığım insanlara randevu almaktan zevk alan bir adamım. İşim benim bu. 60 yaşındayım, hala bundan zevk alıyorum. Peki. Bu anlamaya çalışıyorum. Tebrik ediyorum. Anlamanın için satıcı olman lazım. İçinde olmazsa anlayamazsın yani. Şimdi pazarlama ise bambaşka. Pazarlama biraz daha... pazarlama için biraz yani bu dünya markalarını... Biraz görgü gerekiyor bir kere. Bir kere dünyanın büyük şehirlerine gideceksin. Markaları göreceksin yani. İşte Paris'e, Londra'ya, New York'a, Roma'ya. Neye bakacak mesela? Markalara bakacak işte. Dünyada o pahalı arabalara, pahalı saatlere, pahalı kalemlere, pahalı çantalara, pahalı elbiselere. Oraya gidip onu görecek orada yani. Onlar o mağazalarda nasıl hizmet ediliyor, hangi elemanlar çalışıyor, neyi doğru yapıyorlar, nasıl o duyguları yaratıyorlar. O markaları, marka yapan neler? Gözlemleyecek. Bir, gözlemleyecek. İki, okuyacak. Yani muhakkak yani işte MBA artı kitap okuması gerekiyor. Kitap okuyarak gelişilir mi? Gelişilmez. Kitap okuyaraktan ancak, hı hı, belli şeylerin farkına varılabilir. Hı. Bilgini pekiştirirsin. Ama altyapın yoksa bir şey kitaptan bir şey anlamazsın. Tamam. Gelişmek adına? Hep onu söylüyorum. Staj yapmak zorunda. Birisinin yanında çırak çıkmak zorunda.
Bunun daha başka oluyor. Bir insan kendi kendine pazarlama yapamaz. Dünyanın en iyi ayakkabısını üretiyorsun. Hı-hı. O ayakkabıyı sen tek başına üretebiliyorsan, senin de 50 tane. Hı-hı. Bunun üzerine sen kendi markanı koyup istediğin paradan satabilirsin bu ayakkabıları. Hı-hı. Öyle kalın. O zaman sen üretici olaraktan kendi markanı yapabilirsin mesela. Hı. Ama o çok sınırlı bir şey tabii ki. Hı. Baktığın zaman. Yani ya çok iyi malzeme yapacaksın, onun üzerine kendi markanı koyup satacaksın. Bir yolu bu. Ama bu çok limited edition yani. Senin de 50 tane şey gibi. Çok iyi bir otomobil markası gibi. Hı hı. Adam alıyor, ne bileyim, 300 tane Türkiye'de 300 tane en pahalı markanı 300 tane satıyor. Gidip 300 bin tane salsa satamaz. 300 tane satıyor. Hedefi o. O kadar. Peki şeyi sormak istiyorum. Buradaki ilişki ve network, insan tanıma, pazarlamada mı daha önemli, satışta mı daha önemli mesela? Satışta önemli tabii ki. Pazarlamada bir şey ihtiyacınız yok ki. Hani insanın duygusunu, düşüncesini anlamak adına iyi olmaz mı? Hayır. Pazarlamada insan psikolojisini, insan sosyolojisini, toplumu, kültürü, değerleri iyi anlaman lazım. Hı. Yani biraz toplumun DNA'sını, tüketicinin yani psikolojisini anlaman lazım. Yani insanı iyi anlaman lazım, toplumu, hı-hı, kültürü anlaman lazım. Yani genelde daha stratejik, daha üstten, bireysel bir şey değil. Pazarlama için bireysel bir şey yoktur. Satış bireysel bir şeydir. Bir kişi de kişi yapar. Yani isterseniz siz A şirketi olun, ben B şirketini olalım. Ama sonuçta biz aramızdaki iletişimle ve ilişkiyle bu iş bitecektir. Yani şirketler arasında bir şey olmaz. Kişiden kişiye yapılır satış. Anladım. Ama pazarlama kişiden kişiye yapılan bir şey değildir. Bir şirketten birçok kuruma veya birçok kişiye yapılan bir şey. O yüzden pazarlamada kim bildiğiniz bir önemi var. Şöyle bir önem vardır. Ne bileyim ben, en iyi designer'ı bulursun. Hı hı. Anlıyor musun? Yani o konudaki en iyileri bulup onları ikna edersin. Senin malını üretsinler, malına katkıları olsunlar diye. En iyi reklamcıyı bulursun. Hı hı. En iyi metin yazarını bulursun. En iyi dekorasyonu bulursun. En iyi modacıyı bulursun. Bunları bulmak için belli bir network ihtiyacı vardı ama yine onlar yani satışla ilgisi yok pazarlamanın. Pazarlama tamamen bir illüzyon, bir hayal, bir arzu. Yani insanların sahip olmak istekleri şeyi bulup onların sahip olmalarını sağlamaktır pazarlama. Satış ise pazarlamanın yaratmış olduğu hayali, hı hı, insanlara gidip o hayali satmaktır, ikna etmektir. Yani bugün pazarlama tek başına işi bitiremez. Hı hı. B2C'de olur. Yani gidersin sen gofret alırsın, hı hı, diş macunu alırsın. Hı hı. Ama B2B'de yani kurumsal satış olmaz. Muhakkak pazarlamanın yaratmış olduğu şeyi bir satıcının sonlandırması gerekir. Hı. O yüzden orada satıcının iletişim gücüne, hı hı, ve ikna gücüne ihtiyacı var. O yüzden pazarlama başlatır, satış kapatır. Anladım. Onun için satışın ana görevi kapatmaktır. Pazarlamanın görevi de açmaktır. Yani satıcı açmamalı, pazarlama da kapamamalı. Anladım. 3 dakika iyi bir süremiz kaldı Taner, tamam, Bey. Ne söylemek istersin? Ülkemizden bahsedeyim. Tamam. Bugün Türkiye, hı-hı, hala fakirse veya gelişmekteyse. Gelişiyor diyelim. Gelişelim. Ondan sonra istediği şekilde turizme bakıyorum. Hı-hı. Çok ucuz. Yani otellerimizin yani pahalı otel geçiyorum. Ama turizmde gerçek parayı kazanamıyor oteller. Peki. Birçok şeyde dünyanın en iyi ürünlerini üretsek bile, hı-hı, pazarlamayı yapmadığımız için, bilmediğimiz için daha veya pazarlamayı daha başkalarına devrettiğimiz için yeterince biz sattığımız üründen yeterince değer, kar elde edemiyoruz. Karsız satıyoruz. Kar sattığımız için de maalesef ülkemizde yeterince değer yaratamadığımız için hiçbir zaman biz zengin ülke olamıyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken şey pazarlamayı kullanaraktan, hı-hı, önce ülkemizin markasını, Made in Turkey'yi, hı-hı, mesela bugün Türk Hava Yolları ama kendi başına gidiyor yani. Made in Turkey satmıyor Türk Hava Yolları. Ya biz Türkiye markasını bir İtalyan gibi, hı-hı, İtalyan, Alman, hı-hı, Alman malı diyorsun değil mi? Alman malı diyorsun ya, şey, Japon malı diyorsun. Hı-hı. Ama Türk malı önemi yok. Hatta düşünüyorsun Türk malı olduğu zaman. Bir şey var mı diyorsun burada. O yüzden yani Türk malının esasında kalitesini, hı-hı, yeterince satmadığımı düşünüyorum. Bunun arkasında yeterince pazarlamaya yatırım yapmadığımı düşünüyorum. Türk malının kalitesinin daha iyi anlatılmış, tabii, olması, ya, daha çok anlatılmış olması. Zeytinyağı bizim zeytinyağı. Birçok şeyin bizim ürünlerimiz üzerine başkaları markasını buluyor, para kazanıyor. Yani her şeyimizin üzerine başkaları para kazanıyor bizim üzerimizden. Anladım. Ama biz kendimizi değersiz bulduğumuz için, temelde oraya geleceğim, hı-hı, bireysel veya kurumsal veya devlet olaraktan, gerçek değerimizi bilmediğimiz için o değeri istemekten çekiniyoruz. Gereğinden fazla alçak gönüllü ülke olaraktan. Anladım. Biz çok daha iyi kendimizi yükseklerden pazarlamak zorundayız. Aslında daha ediyoruz ve daha yetenek de var, birçok şey var. Ama maalesef olmadığı için tarımda, turizmde, tekstilde,
birçok sektörde o şirketler yeterince para kazanmadığı için ve o şirketler para kazanmadığı için diğerlerine hep fiyatla birçok tedarikçiyi para kazandığı için ne kobi pazar, kobilerimiz çok zengin olabiliyor, ne orta ölçek oluyor. Sadece büyük şirketler zengin oluyor Türkiye'de. Ama esas Türkiye'nin sıkıntısı bugün bireysel işini yapanlar, kobiler bunların zengin olması gerekiyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz Şanar Bey. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Taner Bey'le güzel program oldu. Umarım sizin adınıza da katkı sağlamıştır. Sevgiler diliyorum. İyi günler dilerim. İyi günler.